paketlerin içine sadece erzak değil, dualarımızı da koyuyoruz, umutlarımızı da koyuyoruz, utancımızı da koyuyoruz. İnsanlık namına utancımızı koyuyoruz. Çünkü Gazze'de artık anne babalar çocuklarına açlıktan ölmesinler diye kedi köpek mamalarını yedirmeye başlamışlar. İçinde ne var onu göstereyim size. Gazze'ye gönderiyoruz buradan. Ürdün Devleti'nin resmi yardım kuruluşu Haşimi ile birlikte. Ne pahasına olursa olsun bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Oradaki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar, şimdi erzak paketlerimiz bir yandan hazırlanıyor, bir yandan geliyor. İçinde ne var onu göstereyim size. Gazze'ye gönderiyoruz buradan. Ürdün Devleti'nin resmi yardım kuruluşu Haşimi ile birlikte. Nasıl gittiğini birazdan size izah edeceğim, anlatacağım. Size şu paketlerin içindekini göstereyim öncelikle. Her bir paketin içinde ne var? Bunlar özellikle de Gazze'deki insanların ihtiyaçlarına göre hazırlanmış paketler. Filistin Kızılayı'yla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Orada dağıtımı Filistin Kızılayı yapıyor. Şöyle oluyor. Ürdün Devleti'nin resmi yardım kuruluşuyla Gazze Savaşı'nın ilk günlerinde irtibata geçtik ve kapasite istedik erzak ulaştırmak için. Ve bu bize verilen kapasiteyi de elhamdülillah bugündür kullanıyoruz. Bu kapasitenin artırılması için bugün girişimlerde bulunacağız. İnşallah görüşmelerimiz olacak. Şimdi bu erzak paketleri şöyle. Ürdün Devleti'nin resmi kuruluşu olduğu için bu. Ürdün Devleti'nin İsrail'le irtibatı var. Yani İsrail'le irtibat olmadan içeriye erzak sokmak mümkün değil. Çünkü İsrail sınırlarından giriyor içeriye malzemeler. Yani bu gönderdiğimiz malzemelerin tamamı önce buradan Ürdün ordusunun kontrolünde Refah'a gidiyor. Yani Batı Şeria'ya gidiyor. Ürdün'le İsrail arasındaki sınırda İsrail bu malzemeleri kontrol ediyor. Burada özellikle de işte bomba yapımında kullanılabilecek, silah olarak kullanılabilecek bir malzeme var mı yok mu diye bakıyorlar. Zorlukları anlatıyorum ki bilin. Ondan sonra içeriden İsrail geçsin dediği zaman Filistin Kızılayı teslim alıyor bu malzemeyi. Filistin Kızılayı alıp bunları Gazze'ye götürüyor. Gazze'ye de girmesine yine İsrail belli oranlarda müsaade ediyor. Yani bizim bugüne kadarki tecrübelerimiz, bugün gönderdiğimiz paketin, yani kuş bakışı Gazze buraya 150 kilometre ama bugün gönderdiğimiz erzak kolisinin Gazze'ye varıp insanların eline teslim edilmesi 3 hafta kadar zaman sürüyor. Edindiğim tecrübelere göre. Ama bütün bu zorluklara rağmen de orada insanlar açlıktan ölürken, çocuklar kedi köpek maması yerken, katliamlar altında inlerken hiçbir şey yapmadan da durmak olmaz. Yani elimizdeki imkan bu ve bu imkanı kullanmaya çalışıyoruz sonuna kadar. Şimdi erzak paketlerimizde neler var? Özellikle bizden istenen hızlı hazırlanabilecek, hızlı protein sunacak, hızlı beslenme sunacak erzaklara ihtiyaç oldu. Bezelye, haşlanmış bezelye, haşlanmış fasulye. Her paketin muhtevası aynı. Yaklaşık 25 kilo ağırlığı var. Konserve olduğu için ağır. Krema özellikle istendi. Yine haşlanmış bezelye, haşlanmış nohut, tüketime hazır siyah zeytin, haşlanmış nohut, büyük bir paket tavuk salamı, haşlanmış yine, tavuk eti, 4 konserve sardalya, süt tozu. Un göndermiyor musunuz diye soruluyor. Un gönderilmesi yasak. Her ne sebepten olduğunu bilmiyorum. Unu kabul etmiyor. Geçirmiyorlar. Haşlanmış mısır. Haşlanmış tüketime hazır barbunya. Tekrar haşlanmış mısır. Tüketime hazır humus. Reçel. 6 konserve ton balığı.
ve iki konserve kuru fasulye tüketime hazır ve iki pakette helva. Evet, durum bundan ibaret. Paketlerin içine sadece erzak değil, dualarımızı da koyuyoruz, umutlarımızı da koyuyoruz, utancımızı da koyuyoruz. İnsanlık namına utancımızı koyuyoruz çünkü Gazze'de artık anne babalar çocuklarına, ve bu asparagas değil, vakya, çocuklarına açlıktan ölmesinler diye kedi köpek mamalarını yedirmeye başlamışlar. Bugün Ürdün Devleti'nin resmi yardım kuruluşundan inşallah 100 bin kolilik bir ek kapasite isteyeceğim. Daha akıcı bir yardım sağlayabilmemiz için. Depoladığımız malzemeleri inşallah daha akıcı bir şekilde, daha hızlı ulaştıramayız. Çünkü bunun önüne İsrail engelliyor. Çünkü çok sıkı denetimler var. Az önce de anlattığım gibi burası Gazze'ye kuş bakışı 150 kilometrelik bir yol. Ama bugün gönderdiğimizin oraya varması 3 hafta sürüyor. Kontrol, 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 bekletme, bekletme, bekletme. Filistin Kızılayı vasıtasıyla dağıtılıyor bu malzemeler. Hızlandırma yani bizim elimizde olan bir şey değil. Ürdün Devleti'nin resmi yardım kuruluşunun elinde olan bir şey de değil. Filistin Kızılayı'nın elinde olan bir şey de değil. Ama en azından daha akıcı bir şekilde olması için, mesela haftalık çıkardığımızda her hafta en azından önemli ölçüde bir erzak ulaştırabiliriz diye düşünüyorum. Dua edin. Allah-u Teala, ben Allah'a hamd ediyorum. Bütün bu zorluklara rağmen bu imkanı bize verdi. Bu yol bize açıldı. Ve bu bağlamda inşallah oradaki savaşta, oradaki mağduriyette en kısa zamanda sona erer. Ama sona erdiği güne kadar da ne pahasına olursa olsun bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Oradaki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.